Eğer sizin halden hale geçmeniz Allah'a yaklaşma halinde olmazsa nefsinizi uyarsınız. Dervişken nefsinizi uyarsınız. Şeyhin dizinin dibindeyken bile nefsinize uyarsınız. Başlarsınız geriye doğru halden hale yürümeye. Bu geriye doğru veyahut da seyri sülük değil de esveli safiline doğru geriye doğru yürümektir. Bir bakarsınız ki huylarınız değişir, ahlaklarınız değişir, tavırlarınız değişir, tarzlarınız değişir. Avrupa'yı olursunuz, Hristiyan vali olursunuz, Yahudi vali olursunuz. Heva hevesine uyanlar gibi davranmaya başlarsınız. Heva hevesinize uymaya çalışırsınız. Sırtınızda dervişlik hırkası, sırtınızda haydari ama ameliniz Hristiyanlara benzer. Kafanızda sarık ama ameliniz Yahudilere benzemeye başlar. Yavaş 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 halden hale geçiş geriye doğru gider. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ondan sonra ben bunları çok dinledim. Zakir bana yol vermedi. Ben ondan böyle oldum. Şeyh Efendi benim halimi değiştirmedi. Ben ondan böyle oldum. Bana yan baktı. Ondan böyle oldum. Bana düz baktı. Ben ondan böyle oldum. Bunları da çok dinledim ben. O yüzden halden hale geçiş kötüye doğru gitmesin. Sufiler, gerçek manada sufiler, ben ümmetin kalbi hükmünde görürüm onları. Biz ümmetin aklı değiliz. Biz ümmetin kalbiyiz. Kalp bozulursa bütün vücut bozulur der ya hadis-i şerifte. Ben en fazla sufilerin bozulmasına üzülürüm. En fazla sufi toplulukların üzülmesine üzülürüm, bozulmasına üzülürüm. En fazla. Sebep, çünkü o topluluklar Allah'ın hususi özel topluluğudur. Onlar bozulursa Allah muhafaza eylesin. Ümmet tamamıyla bozulur. O yüzden sufilerin bozulma hakları yok.